Mesajcılık kavramı hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte İslam aleminin başına gelen en büyük felaket. Deccal'in en iyi kullanacağı malzeme. Nitekim de şu an kullanıyor, Müslümanları mahvediyor. Ya malzeme demeyeyim de Allah affetsin, yani teknik, taktik. Bir tane din var, Resulullah'ın getirdiği din. Mezhep ne demek ya? Hristiyanlar özeniyorlar. Bakıyor onların mezhepleri var ya, bizde niye olmasın diyor. Onlar da dört mezhep olur da bizde olmaması olur mu? Biz de bir dört mezhep yapalım diyorlar. Hristiyanlar da Musevilere özendiler. Baktılar onlar da mezhepleri var. Biz ne yapmayız? Bizim ne eksiğimiz vardı? Onlar da dörde bölündüler. Yani bölünme hastalığı en baştan gelişmiş. Modaya uyuyorlar. Ya yani bizim neyimiz eksik gibisinden. Ya İslam dini peygamberim getirdiği din bir tane değil mi? Sen ne yapıyorsun ya, dörde bölüyorsun. Dördü de birbirini reddediyor. Dört mezhepte. Senin kıldığın namaz namaz değil diyor. Abdestin yanlış. Mesela Hanefi diyor ki kan abdesti bozar. Şafii de nereden çıkarttın diyor ya. Bozmaz diyor. Ben diyor peygamberin hadisinden öğrendim diyor Hanefi. Şafii diyor ki ben de peygamberin hadisinden öğrendim diyor. Görüyor musun fitneyi? İkisi de güvenilir hadis iddiasında. Adamlar diyor ki hadise niye uymuyoruz ya? İşte uyuyor adamlar. Seç beğen hangisini istiyorsan. Bak biri abdesti bozar diyor, biri bozmaz diyor. Eğer onun dediğine göre yaparsan, eğer yanlışsa harama girmiş olacaksın. Yani namaz kılmamış olacaksın ömrün boyunca. Mesela kan çıkarak abdest alacak adam, abdestsiz olacak. Ve namazı geçersiz Hanefi'ye göre. Şafii de diyor kan bozmaz diyor. Tabii Şafii'nin dediği doğru, ayrı mesele de. Dolayısıyla böyle bir din anlayışı olmaz. Bu çok büyük bir fitne. İşte şeytanın bir oyunu. Müslümanları parçalara ayırdı. Allah ayette de söylüyor. Onlar dinlerini aralarında parça parça ettiler. Ben hesabını soracağım diyor Allah. İnşallah.